Az önce Roma'daki en eski kiliselerden biri olan Santa Maria Antiqua'ya girdik. Santa Maria Antiqua'yı özel yapan günümüze çok az resmin ulaştığı bir yüzyıla ait resimler barındırıyor olması. Kilise Palatino Tepesi'nin eteklerinde konumlandırılmış. Palatino saray anlamına gelen palas kelimesinin türediği kelimedir. Roma imparatorları saraylarını bu tepeye inşa ederlermiş ve Santa Maria Antiqua'nın eskiden bir bekçi kulesi olan bir binanın temelleri üzerine yapıldığı düşünülüyor çünkü kilisenin hemen yanında at arabalarının tepeye çıkmasını sağlayan bir rampa bulunuyor. Pagan Roma'nın Hristiyanlığa geçişi son derece çarpıcı bir olay. Bu geçişi mümkün kılan ise efsaneye göre hayatının sonlarına doğru Hristiyan olan ve Hristiyanların dinlerini uygulayabilmeleri için kanunlar çıkaran Konstantindir. Konstantin imparatorluğun başkentini Roma'dan o dönemdeki adıyla Konstantinopolis yani İstanbul'a taşıdığı için de Roma İmparatorluğu tarihindeki önemli figürlerden biridir. Bu Roma şehrinin siyasi olarak daha önemsiz olması anlamına geliyor. Şimdi 6. yüzyıla yani kilisenin, Roma'nın büyük bir imparatorluk şehri olmadığı dönemde kutsandığı tarihe gidelim. Bu dönemde büyük bir Hristiyan nüfusu ve Konstantin'in inşa ettirdiği, aralarında Aziz Petrus Bazilikası'nın bulunduğu ibadethaneler var. Santa Sabina'yı da unutmayalım. Tabii bir de özel resimleriyle Santa Maria Antico. 847 yılında çok büyük bir deprem olmuş. Deprem ve 17. yüzyıl arasında Santa Maria Antiqua'nın üzerine yeni bir kilise inşa edilince Santa Maria Antiqua tamamen unutulmuş. Birisi yeni kilisenin bahçesinde kazı yaparken eski kiliseye ait bir şeyler buluyor. Ufak çaplı bir kazı yapılıyor ama ilginç bir şekilde eski kilise yeniden gömülüyor. Yeni kilisenin kaldırılması ve resmi kazıların başlaması ise ancak 20. yüzyılın başlarına denk geliyor. 2001 ve 2016 yılları arasında başta Romalıların, Norveçlilerin ve New York'ta bulunan Dünya Anıtlar Fonu'nun katkılarıyla resimler özenli bir çalışma ile korunma altına alınmış, şapel yeniden inşa edilip kullanıma açılmıştır. Bu kiliseyi ziyaret edip 6. 7. ve 8. yüzyılda Hristiyan romanı neye benzediği hakkında fikir edinmek mümkün. Bu dönemlere ait resimleri incelemek ister misiniz? En dikkat çekici olan resimlerden biriyle başlayalım. Resim Palimpsest Duvarı adı verilen duvarda bulunuyor. Palimpses üzerindeki orijinal yazının kağıdın yeniden kullanılması için silindiği parşömen ya da kağıt parçası anlamına geliyor. Kısacası kağıdın üzerinde önceden yazılmış yazıların izlerini görmek mümkün. Başka bir deyişle eskiden kalan yazılar tam olarak silinmediğinden duvarın daha önce ne için kullanıldığı hakkında da bir fikre sahip olabiliyoruz. Burası apsisin sağ tarafında kilisenin diğer ucunda. En eski figür Maria Regina'ya ait. Regina latince de kraliçe anlamına gelir. Maria Regina ise cennetin kraliçesi olarak geçer. Bu son derece yerinde bir isim. Çünkü bir Bizans imparatoriçesi gibi giyinmiş, bir taç takıyor ve incilerle süslenmiş. Çizim ön plandan simetrik ve hareketsiz. Kucağında İsa peygamber, solunda ise bir melek var. Az önce simetrik demiştik. Resmin simetrik olduğunu bildiğimiz için sağ tarafında da bir melek olacağını tahmin ediyorduk ama apsesin duvarla birleştiği yere denk geldiği için sanırım artık o meleği görme şansımız yok. İlk resmin üzerine yapılan resim 50 sene sonra yapılmış. Burada da bir melek var ve resmin sol tarafında Hz. Meryem'in yüzü seçiliyor. Bunun Cebrail'in Hz. Meryem'e İsa'nın annesi olacağını haber verdiği anı betimlediği düşünülüyor. Resmin üstü bunun ne kadar farklı olduğunu görüyor musunuz? Işık ve gölge geçişleriyle resme hareket kazandırılmış. Maria Regina'ya ait resimden çok ama çok farklı. Üst üste gelmiş iki resmi çözmek zaten zorken bunların üzerine bir resim daha yapıldığını görüyoruz. Burada Maria Regina'nın omzun üzerinden bakan erkek bir figür var. Bunun kafasında bir hale olan kilisedeki rahiplerden biri olduğunu düşünüyoruz. Çizimi Maria Regina'nınki gibi ön plandan yapılmış. Yine bu son resme ait olan mavi gri alanda bazı Yunanca yazıları da görmek mümkün. Sanat tarihçileri bu duvarın ve kilisenin diğer bazı kısımlarının neden üst üste boyandığını bilmiyorlar. Şimdi de kilisenin diğer ucuna gidip üzerinde 7. yüzyıldan kalan daha sağlam bir resim olan bir taşı inceleyelim. Bu Makkabiler kitabından alınmış bir resim. Solomon ve yedi oğlu. İnanışları yüzünden oğullarının katledilmesini izliyor. İlk zamanlarda inanışları yüzünden katledilen Hristiyanlar için bu oldukça önemli bir resim. Resmin enerjisi ve doğallığı çok dikkat çekici. Maria Regina'dan çok farklı. Işık ve gölge üzerindeki kıyafetin kıvrımlarını nasıl da ortaya çıkarıyor. Kafasındaki ve aynı zamanda vücudunu sarmalayan kumaş parçası. Hızlı fırça darbeleriyle vurgu yapılmış. Bunun formların daha yuvarlak resmedildiği klasik dönemi çağrıştırdığını düşünüyoruz. Ön plandan yapılmış bir çizim var ama vücudu uzatılarak resmedilmiş. Hristiyanlık kendi resim anlayışını bulmaya çalışıyor olmalı. Bu dönemin ressamları manevi olguları resmetmek istemiş ve fiziksel dünyayla pek ilgilenmemişler. Figürlerin uzunlamasına çizilmesinin sebeplerinden biri de bu. Böylece figürlerin manevi dünyaya ait olduğu hissi yaratılmaya çalışılmış. Bir resme daha bakmak istiyorum. Bu Hz. İsa'nın çarmıha gelinişi ile ilgili bir resim ve imparatorluğun doğusunda resimlerin kilise tarafından yasaklandığı bir döneme ait. Bu döneme ikonoklazm yani ikon kırıcılık adını veriyoruz. Bu dönemde resimlere şüpheli gözüyle bakılıyor ve doğrudan tapınılması halinde inananları yoldan çıkarabilecek oldukları düşünülüyordu. Ama burası imparatorluğun doğu kısmı yani Roma değil ve karşımızda Hz. İsa'nın çarmıha gerilişiyle ilgili kilisenin bir mesaj vermeye çalıştığı son derece büyük bir resim var. Doğudaki kilise resimleri yasaklamış olabilir ama Roma'daki kiliseler inananlara ilham vermesi için resimleri kullanıyorlarmış. Bunlar fresk yani ıslak sıvaya yapılmış olan resimler. İlginç bir malzeme de var. Batıdaki freskler basit sıva duvarlar üzerine yapılırdı ama doğu tekniğinde hasır ve farklı organik malzemelerde kullanılırmış. İlginç olan şey, Maria Antikva’daki fresklerin doğu tekniği kullanılarak yapılmış olması. Sanat tarihçileri ve konservatörler bu resmin doğudan gelen ressamlar tarafından yapıldığını düşünüyorlar. Bu resmin daha da önemli bir hale gelmesini sağlıyor çünkü bunlar Doğu İmparatorluğu'nun tehdidi altındaki resimlerden elimizde kalan nadir parçalar. Ve bu da resimlerin zamanında nasıl resimler oldukları hakkında da bir fikir veriyor Santa Maria Antiqua dışında.